Hepinize selam dostlar, ben Rainlox. Biliyorsunuz ki dün M6'ya artı basılma getirildi ve ben de M6'ya artı 6 bastım. Bunun da videosunu çekmiştik ve çok beğenmiştiniz silahı. Zamanında böyle ZP'li silahlara artı basılmadığı dönemde en güçlü silah M6 idi. Daha sonrasında Fenefal artı 6 basıldığı zaman da en güçlü silah tabii ki de Fenefal olmuştu. Ama ben şöyle bir öneride bulunuyordum. Arkadaşlar, eğer ki bir silah artı basmayacaksanız M6'yı alın, artı basacaksanız da Fenefal alın. ZP'li oynayacaksınız ve Zula'ya para yatırmayacaksınız. Şimdi M6'ya da artı 6 basılma getirildi. Fenefal'da da yine zaten bu var. Ama bakalım en iyisi hangisiymiş? Yani bugün Zula'nın en iyi ZP'li silahını bulmak üzere Fenefal vs M6 yapıyoruz. Ve ikisinin de bende şu anda artı 6'lı ve çok güzel halleri var. İkisiyle de oynayacağım. Ve özelliklerini öncelikle şu anda kıyaslayacağız. Görmüş olduğunuz gibi M6 şu anda sol tarafta. İki silahı da bu şekilde kıyaslayacağım. Öncelikle şu tarafta kıyaslama tarafında yeşil özelliklerin Fenefal'a, kırmızı özelliklerin de M6'ya ait olduğunu görüyoruz. M6 uzak menzile çok güzel mermi atan bir silah. Yakın mesafede değil ama uzak mesafede gerçekten muhteşem bir silah. Fenefal ise biraz daha yakın mesafe silahı gibi, orta menzil gibi duruyor şu anda. Mesela etkili menzili burada aslında 4 yüksekte ama burada 3 olarak geçilmiş. Dediğim gibi şu kıyaslama bölümü biraz bozuk dostlar. Bunu umarım düzeltirler. Özellikler zaten çok fazla da bir şeyi ifade etmez. Çünkü AUG A3'ün özellikleri M468'e kıyasla yüksekken insanlar neden hep M468'i kullanırlar? Yani normalde özellik olarak baktığımızda AUG A3 daha yüksek. Ama insanlar M468'i kullanıyor. Çünkü kullanış bakımından seviyorlar. Biz de şimdi bugün odaya gireceğiz. Fenefal'ımız da artı 6, M6'mız da artı 6. İkisiyle de oynayacağız. Ve bakalım en güzel hangisi, buna karar vermeye çalışacağız. Videonun sonunda da ben kendi kararımı sizlere söyleyeceğim. Hadi başlayalım. Evet dostlar, şöyle odaya girdik. Görmüş olduğunuz gibi şu anda elimizde M6 var. M6 LVRC ve artı 6'lı şeklinde. Siz de iki silah hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizce M6 mı daha iyi yoksa Fenefal mı daha iyi? Hangisini tercih ederdiniz? Bunları yorumlar kısmına yazarak yorumlarda kendi silahınızı belirleyebilirsiniz. Şöyle M6 ile direkt giriş yaptım abi. M6 biraz daha uzak mesafe silahı gibi gözüküyor. Şöyle mesela dürbün açtığın zaman karşıdaki rakibini çok iyi bir şekilde vurabiliyorsun. Hem etkili menzili çok yüksek hem de tepmesi bayağı az. Dediğim gibi bunun artısız hali M468'de bile yarışacak düzeyde güzel. Tabii iki silahın da bende en güzel halleri olduğu için bunları da en güzel halleriyle izliyorsunuz ve artı altılı halleriyle izliyorsunuz. Çok güzel bir karşılaştırma olacağını düşünüyorum. 3 kişiyi, 4.'yü de indirdik abi. Kasap olduk. 7'ye 2 oynuyoruz. M6'yı ben gerçekten şu anda çok beğendim ya. Ciddi söylüyorum. M6, yani Fenefal'la da oynayacağız birazdan. Fenefal'ın M6'nın üstüne çıkması bana kalırsa çok zor. Tamam, belki özellik bakımından yüksek olabilir ama yani özellik, o da gerçi kişiye göre değişir. Özelliklerini, M6'nın özelliklerini daha iyi bulanlar da illaki olacaktır ama Fenefal'ın özellikleri biraz daha yakın mesafe silahı gibi. Bakalım ya, bu videoda zaten siz ikisinin de nasıl oynanıldığını, nasıl olduğunu görürsünüz. Fenefal'ım da çok güzel bu arada. Bakalım şöyle şuralardan gidelim. Şurada biri doğdu, onu da indirdim. Tam pozisyon silahı. Böyle burada duracaksın, çıkanı indireceksin abi. Şöyle dürbün açacaksın. Tabii sağdan da gelebilirler. Oraya da dikkatli olmak lazım. 12'ye 4 oynuyoruz. Siz de bu arada videoya like atarsanız çok mutlu olurum dostlar. Bu da silah karşılaştırmamızın serimizin bir videosu. Bu seride sizlerin en çok merak ettiği silahları inceliyoruz. Yine en çok hangi silahları karşılaştırmamı istiyorsanız onları da tabii ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. 15'e 4 oynuyoruz. Şurada birini gördüm ama oradalarda bayağı bir karmaşık var abi. Birazcık kaçalım. Kıçım kıçım oradan kaçalım. Çok karma karışık bir yer orası. Şuraya bombayı attım. Şuradan biri geliyor. O zaman onu buradan vurayım ben. Çok güzel. Kafasından direkt indirdim. Şunu da indireyim. Çok güzel. Sen de gel. Allah be. 6'lı combo yaptık. 18'e 4 oynuyoruz. Ya M6'yı ben çok beğendim cidden. Abi şuraya bakar mısın? Şuraya bakar mısın ya? M468'in daha uzak menzilli hali gibi cidden. Allah, 9'lu combo. 10'lu combo. Abi ben ciddi söylüyorum. Ben oyumu M6'dan yana kullanacağım galiba ya. Lan mermi bitti artık. Bombam da kalmamıştı artık. Sis bombası attım oraya. Yapacak bir şey yoktu. Bayağı bir combo yaptık. Çok fena combo yaptık orada. La çekil la. Şuradan gidelim bakalım. F
FNFL'a geçince de cidden onun da nasıl performans vereceğini. Ben de artı 6 FNFL'la ilk defa oynayacağım bu arada. Ben de bu video için FNFL'ı aldım dostlar gene. bir şeyler yapıyoruz yani videolar için. Şurayı da bir indirelim. Şunu da indirdim. Süpersin be. 27'ye 5 oynuyoruz. Allah be. Abi yeniden doğuş süresi olmasaydı onu da indirdim. Adamın elinde Mehmetçik Pro'lu vardı biliyorsunuz. Zul altınlı bir silah o da. Geldi benim burada M6'mı aldı. Bu da ZP'li bir silah olmasına rağmen. Merak etti herhalde. Şuraya ben bomba atayım. Ya da of bombaya da iki kişiyi uçurduk. Tekrardan sizlere de şöyle bir F tuşuna basayım. Karar verirsiniz ikisi hakkında. Şöyle de bir fotoğraf çekelim. Şurayı da bir indirelim abi. Çok güzel. Direkt kombomuzu yaptık. Var mı ulen bana yan bakan? Var mı ulen şuralarda? Tepedekini indirdik. Ya sniper gibi. Hani böyle otomatik sniper olur ya MPT-76S vesaire. O tarzda bir şey sanki. Çok güzel bunu da indirdik. Bir base'lerine bakacağım ya. Aha burada biri var. Base'inde birini indirdim. Ne oldu? Karşı takım çıktı mı? Ne oldu ya? Lan! Beşli komboyu yaptık. Abi bizim takım karşı takıma basıyor da basıyor, basıyor da basıyor. Lan! 36-8. Ne oluyor? FNFL'ımız da bu şekilde artı 6 ve gerçekten de muhteşem duruyor şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bakalım bu FNFL'la neler yapacağız? Vallahi bu da çok güzel duruyor. Evet, ilk kişimizi vurduk abi. Bu dediğim gibi biraz daha orta mesafe silahı gibi. M6 böyle koydum oturtan bir tipteyken bu tabi biraz daha hızlı oynayabileceğiniz, rush atabileceğiniz bir silah. Allah! Bununla da bayağı combo yaptık ha. 41-10 oynuyoruz. Ya şu yeni doğanlardan nefret ediyorum. 9 tane de asistimiz var bu arada. FNFL da güzel tabii ki de. Yani bir silah, hangi silah artı 6 basarsanız, biz sonuçta Makona da artı 6 basmıştık. O bile güzelleşmişti. Bu biraz daha seri bir silah olarak karşımıza çıkıyor tabi. M6 ile ama rakibi koydunuz mu oturtuyorsunuz. Allah gene 5'li combo yaptı 46-11. Ama tabi ben şu an M6'nın performansını daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. 10 tane asistimiz 46'ya da 12 gidiyoruz. Siz de videoya like atarsanız çok mutlu olurum bu arada dostlar. Bu karşılaştırma serisinin devamı için yine hangi silahları istiyorsanız yazabilirsiniz. Lan öyle bir yere saklanmış ki kurşun gitmiyor oraya ya. Ya ulan 2 kurşun harcamışım. Jarjörü değiştiresim geldi ya. Şurada bir jarjör değiştireyim. Bombaya biri uçtu. Şöyle bakayım şuraya indireyim. Buralarda birileri var mı? Yok. Şuradan şöyle bir bakacağım. Buradan gelen de şimdi yeni doğmuş süresiyle gelir. En iyisi burada bekleyeyim ben. Lan süpersin be. Şuradan biri atladı. Nereye gidiyorsun? Persepolis'te de uzun zamandır oynamıyordum. Özlemişim bu haritayı. Şuraya bir sis bombası atayım. Çok güzel. Altılı combo geldi. 52'ye de. 52'ye 53'e 14 oynuyoruz. Taba basıyorum ki skorlarımızı da görün dostlar. Yani ben M6 ile dediğim gibi 10'lu 11'li kombolara falan ulaştım. FNFL'la biraz daha uzak mesafe silahı olmadığı için bu haritada böyle zoom açıp bekleyemiyorsun. Çok güzel. M6'yı ama daha desenleri falan yeni geldiği için şu anda. Lan kim sıkıyor? Gel buraya. Lan! Çok güzel. Bir jarjör değiştirsem mi şurada ya? Kendimi garantiye alayım. Dur 12 kurşun var. 12 kurşunla da birini vurayım öyle jarjör değiştireyim. Reis be. Bir dönemlerin en iyi ZP'li silahıydı. Tahtın acaba M6'ya mı? Lan o ne? Ordu gelmiş oradan. O ne? Cidden tahtını M6'ya bence devredecek gibi ya. Özellik bakımından her ne kadar düşük olsa da dostlar. Benim size önerimdir bu. Tabii ki size kalmış ama ben M6'yı daha çok beğenip M6 ile daha güzel oynuyorum. Biraz da zaten M4-68'e benziyor M6. Eğer ki Zula paralı bir silahla oynamak istiyorsanız, oyuna Zula altını yatırmıyorsanız M6 bana kalırsa benim tercihim olurdu yani.
Fenefal yerine ben M6'yı tercih ederdim. Allah, yine iki kişi orada düşürdük. Şunu da bir indirelim. Çok güzel. Ya iki silahla da dediğim gibi aslında güzel performanslar gösterdik. İkisini de ben çok beğeniyorum. Bir de bombaya uçtu orada. Ama ne bileyim yani M6'yı beğendim ben ya. Haritadan dolayı da olabilir, emin değilim ama. Kanala abone olarak da eğlenceye devam edebilirsiniz dostlar. Lan mermi bitti, kulak çıkardım artık. İki silah da güzel ama iki ZP'li silah da zaten reis. Ölümüne kapışırlar bence ama ben M6'yı beğendim dediğim gibi. Sizlere de kararım olsun bu. İkisinin hakkındaki gene genel düşüncemi de videonun sonunda yapacağım. Zaten maçta bitti sayılır. Şunu vursak maç bitti, evet. Bitti abi. Evet dostlar, M6 ile başladık. Fenefal ile bitirdik maçı. İkisinin de farklı türde özellikleri var. M6 uzak mesafe silahıyken Fenefal orta mesafe silahı. Oyunda ben M6'yı gerçekten beğendim. Yani bana deseler ki Batuhan, sana bir tanesini bedavaya vereceğiz, Fenefal'ı ya da M6'yı, en çok hangisini istersin deseler ben M6'yı isterim. Çünkü M6 uzak mesafede daha iyi bir silah. M4-68'in türevi bir silah. Daha çok beğendim ben M6'yı. Dediğim gibi zaten kombolarda da belli olmuştur. 10'lu 11'li falan yapmıştık. Bir tık yavaş ama bunu da uzak mesafede etkili olmasıyla kapatıyor. Benim tercihim M6 ile vereceği el verici olacaktır. Siz de yine tercihinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünlük de bizden bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.